Bugün keskin kronik sendromlar hakkında danışmak isteyeceğim. Hem son zamanlarda hem bizim cemiyetimizde hem dünyada keskin kronik sendromlar ani, gözlenemeyen gaflet ölümlerin ve toplam ölümlerin sebebi arasında birinci yeri tutmaktadır. Son zamanlarda hususuyla genç insanlarda sigara istifadesinin artması, şeker hastalığının artması, tersizlik hastalığının artması, oturak hayat tarzının geçişten dolayı ve meşe stresinin artmasından dolayı bu hastalık yaşlılarla beraber genç insanlarımız da öz ehatesini almaktadır. Daha evvelki vaxtlarda 60-70 yaşlarda gördüğümüz keskin kronik sendromlar artık 30-40 yaşlara kadar gelmiş vaziyettedir. Bundan dolayı hem bizim hastahanamıza hem başka hastahanlara keskin kronik sendrom vaziyetiyle giden hastaların arasında genç insanlar görmekteyiz. Bu manada bunları dikkate alarak cemiyetimizin keskin kronik sendromların şikayetleri, bu hastalığın muayenesi hakkında ve sonrasında nece yol izlememiz hakkında malumat olması gerektiğini düşünürük. Bu hastalığın semptomları çok vakit yeni başlayan sıkıştırıcı, ezici, burkulma tarzında, boyuna, küreye, sineden diş etine doğru yayılan tarzda, 15-20 dakika ve daha uzun süreli olan, çok vakit yürüyüşle, hareketle artan, istirahat halinde nispeten de olsa azalan ama geçmeyen ağır şikayetler olur. Bu hastaların bu şikayetlere sahip oldukları halde müttek 103 ile alakalı kurmalarını, bir şekilde ambulans ile hastahanaya ve tıbbi merkeze başvurmalarını gitmelerini isteyerek. Bu şikayetlere sahip olan hastaların ilk tıbbi yardım personelinin ilk temas esnasında oradaki hekim yoldaşlar hastaların anamnezini alır, şikayetlerine kulak asır. Şikayetlerine esasen ihtiyaç duydukları takdirde elektrokardiyogramasını çekirler ve şikayetleri elektrokardiyograması bazen kan analizleri neticelerine göre biz kardiyologlara hastanın keskin koroner sendroma sahip olup olmadığı hakkında bilgi verirler. Terapimize gelen keskin koroner sendrom hastalarını hastanehaneye yatırıp onların gerekli kan sulandırıcı, ürek koruyucu muayenelerine başlayarak sonrasında hastanın vaziyetine göre en tez vakta hastanın koroner görüntülemesini yani anjiyografisini eleyip tıxal damarını tapmaya çalışırız. Tıxal damarı tapıp açtığımız takdirde hastanın hem kısa dönem hem uzun dönem ani ve devam eden süreçte ölüm riskini azaltmış oluruz. Hastanın hayat keyfiyetini artırmış oluruz. Hastanın uzun müddet derman istifade edildiği takdirde dermanların sayısını, dozasını azaltmış oluruz. Ve hastalar muayene olup normal hayatlarına kaydıkları zaman daha rahat bir şekilde öz işlerini görürler. Bu insanların mütlak sigareti bırakmalarını, şeker hastalıkları ve tersizlik hastalıkları varsa bunların sabit düzeyde kalmalarını, dermanlarını ardıcıl bir şekilde unutmadan istifade edemelerini isteyerek. Bu manada son zamanlarda hususi gençlerde bu hastalığın artmış olmasından dolayı cemiyetimizin keskin koroner sendromların diagnozu koyulması merhalesinde şikayetlerin ne olduğunu bilmesini, hansı hallarda hastahaneye nece gitmeye gerektiğini bilmesini, orada olan hekim yoldaşlarımızın, kardiyolog yoldaşlarımızın onlara verdikleri tövsiyelerine birebir emel etmelerini isteyerek ve özlerinin uzun müddet hayat keyfiyeti yüksek bir şey yaşamaları için gösterişlere emel etmelerini talep ederim.